izlediniz. İklim krizi günden güne derinleşiyor ve kuraklık birçok bölgede de etkisini göstermeye başladı. Barajlar çekildi, akarsular ve göller ise kurumaya başladı. Susuzluk ise kapıda. Gelinen aşamayı yapılması gerekenleri Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile değerlendireceğiz. Sayın Tolunay hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Haberde de dinlediniz, günden güne kuraklık artmakta, iklim krizi derinleşiyor. Sizden bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz, iklim krizine dair? Tabii yani iklim değişikliğini hep böyle gelecekte yaşanacakmış gibi bir olay olarak algılıyoruz. İşte 2040, 2050, 2070'te neler olabilecek bunlar çok gündemde tutuluyor ama şu anda iklim krizinin tam ortasındayız diyebiliriz. Örneğin 2020 yılı nasıldı? Hani bir pandemi yaşadık, evet. Ama pandemiye ek olarak bir taraftan da iklim krizi devam ediyor. Dünya genelinde 2020, 2016 yılıyla birlikte bugüne kadarki en sıcak yıl oldu ve sanayi devrimine göre 1,25 santigrat derece daha sıcaktı dünya. Ve özellikle iklim krizinin gelecekte çok daha şiddetlenmemesi için bu sanayi devrimine göre olan sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması gerekirken biz buna çok yaklaşmış durumdayız. Dünyadan Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye genelinde de 2020 yılı çok aşırı sıcaktı. Özellikle Eylül, Ekim ve Aralık ayları uzun yıllar ortalamasının çok çok üzerinde sıcaktı. Ve aşağı yukarı Mayıs ayından beri ülkenin çoğu yerinde çok ciddi kuraklıklar yaşandı. Temmuz ayından Aralık ayına kadar olan yılın son 6 ayında ise yağışlar genel olarak uzun yıllar ortalamasının %50 kadar altındaydı. Ve bu yağış azalması özellikle yaz ve sonbahar yağışlarının olmaması nedeniyle de çok ciddi kuraklıklar yaşadık. Sizin haberinizde de yer aldı. Tam sonbahar ayları, tarımsal ürünlerin ekileceği zamanlar, işte ektikten sonra yağış olmaması nedeniyle bunlar çimlenmiyor. Yani su krizine ek olarak, kuraklığa ek olarak bir de gıda krizi de bizi bekliyor diyebiliriz. Ve 2020 yılında buna bağlı olarak sadece hani kuraklık konuştuk ama o iklim krizine bağlı olarak örneğin Eylül ayında hatta Ekim ayında Hatay'daki, Adana'daki büyük yangınları da konuştuk. O bölge de çok sıcak ve kuraktı. Samandağ'da, Dört-Yol'da, Kozan'da Eylül ve Ekim ayları en sıcak aylardı. Rekorlar kırıldı ve birçok da orman yangını çıktı. Özetlersem hani iklim krizinin tam ortasındayız. Sadece kuraklıklar değil, evet bu gittikçe şiddetleniyor ve gelecekte çok daha büyük kuraklıklarla yaşayabiliriz. Buna ek olarak diğer afetlerle de karşı karşıyayız. Örneğin orman yangınlarında artışlar var. Sokağa çıktığımız zaman, dışarıya çıktığımız zaman Ocak ayı olmasına rağmen hala üzerinde çiçekler olan, yaprakları dökmemiş ya da döktükten sonra tekrar yapraklanmış ağaçları, bitkileri görüyoruz. Bunlar hep iklim krizinin geldiği noktayı gösteriyor. Çok ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Önlem almamız gerekiyor diyebilirim. Vaktimiz varsa bu önlemlere de geçebiliriz. Sayın Tolunay, sadece bunu sıcaklığa bağlayabilir miyiz? Örneğin dün bir haber vardı. Meke Gölü'nün kuruduğuna ilişkin gerek kuraklık gerekse bilinçsiz sulamayı neden göstermişlerdi. Aynı zamanda Türkiye özelinde söylüyorum. Çok sayıda hidroelektrik santral, termal santral bunlar da yapılıyor. Çok sayıda dere kurumuş durumda. Hani bunu sadece kuraklığa bağlayabilir miyiz yoksa insan eliyle de bu yapılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle haklısınız. Evet, yağışın azaldığı, kuraklık olduğu zamanlarda su miktarımız azalıyor. Ama eğer biz suyu bilinçsizce, hoyratça kullanırsak, yağışın bol olduğu zamanlarda da su kriziyle, susuzlukla karşılaşabiliriz. Çünkü ülkemizde suyun çok önemli bir kısmını biz tarımsal sulamada kullanıyoruz. Yani %71'ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Ve son 10 yılda tarımda kullandığımız su miktarı %25 kadar artmış. Yani 10 milyar metreküpe yakın bir miktarda artmış. Bu da suyu çok fazla miktarda kullandığımızı gösteriyor. Üstelik kullandığımız toplam suyun yaklaşık 1/3'ünü, %30 kadarını da yeraltı sularından çekerek kullanıyoruz. Bilinçsiz sulama, bağış sulama yapıyoruz. Yörenin ekolojik koşullarına uygun olmayan bitki türleriyle
bitki türlerini kullanıyoruz. Örneğin Konya'da ya da Güneydoğu Anadolu'da su isteyen şeker pancarı ya da mısır gibi yılda 10-12 kez sulanması gereken ürünler yetiştiriliyor maalesef. Bunun haricinde örneğin enerji politikalarımızda termik santrallere, kömürle çalışan termik santrallere çok ciddi ağırlık verdik. Ve yine son 10 yılda termik santrallerin tükettiği su miktarı 2 katına çıkmış. 4 milyar metreküpten 8-8,5 milyar metreküpe çıkmış. Dolayısıyla ve bu termik santrallerin önemli bir kısmı da iç bölgelerde yeraltı sularını kullanarak yapıyor. Planlananlar var. Örneğin çok yakın İstanbul'un hemen dibinde Çerkezköy'de, Trakya'da benzer termik santraller söz konusu yeraltı sularını kullanacak. Dolayısıyla sadece kuraklığa bağlayamayız bu su krizini. Bizim su kaynaklarını yönetememiz, su deyince sadece baraj yapmakla suyu yönettiğimizi zannediyoruz. Ama sadece baraj yaparak, suyu toplayarak su kaynaklarımızı koruyamayız. Çok iyi bir arazi yönetimi gerekiyor, ormanları korumamız gerekiyor. Suyu üreten yerler yukarıdaki dağlardır. Selleri önlememiz gerekiyor. O sel sularını sel kapanlarıyla tutup depolamayı becermemiz, yeraltı sularını mutlaka korumamız ve özellikle atık suları kullanma suyu halinde tekrar devreye sokmamız gerekiyor. Evet, suyu da tasarruf etmemiz gerekiyor. Üstelik sadece kurak zamanlarda değil. Yani şu anda kuraklığı konuşuyoruz. Seneye yağışlı bir yıl olursa yine tasarruf yapmamız gerekiyor. Örneğin 2020 yılının ilk 6 ayı mevsim normalleri üstünde yağışlıydı. Biz eğer İstanbul özelinde yaz aylarına %100 baraj doluluğuyla girmiş olsaydık şu anda su krizinden bahsetmeyecektik. Ama %67 doluluk oranıyla biz yaz aylarına girdik. Maksimum Mayıs ayında %67'yi gördü. Sonrasında sürekli azalmaya devam etti ve şu anda %20'nin altında. Eğer biz 2020 yılının ilk aylarında su tasarrufunu gündeme getirebilmiş olsaydık şu anda belki de bu kuraklıktan bu kadar etkilenmeyecektik. O nedenle özetleyeyim. Bir, tarımsal sulamada su verimliliğini yapmamız lazım. Su yoğun sektörlerden acilen vazgeçmemiz lazım. Kömürlü termik santraller gibi, tekstil sanayi gibi. Mutlaka doğal ekosistemlerimizi, ormanlarımızı, meralarımızı ve topraklarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar suyun toprağa sızması açısından önemli. Ve sadece kurak zamanlarda değil, her zaman su tasarrufunu yapmamız ve su tasarrufu kültürü oluşturmamız gerekiyor diyebilirim. Anladım. Sayın Tolunay, çok teşekkürler değerli bilgileriniz için, değerli katkılarınız için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Aytolunay ile iklim krizini konuştuk. Diğer haberlerle devam ediyoruz.